Eğer bir insan Allah'a kulluk yapmıyorsa iyi bilsin ki kesinlikle ve kesinlikle bir başka güce, bir başka kuvvete ne yapıyor? Kulluk yapıyor. Bu söylediğim gibi bir diktatör olabilir, bir kapitalist olabilir veya bir alkış olabilir, bir düdük olabilir, ne bileyim moda olabilir. Yani bir insan kimin, biraz basit oluyor belki dini anlatmak böyle, bir insan kimin düdüğüyle yatıp kalkıyorsa yani onun kuludur. Mesele bu kadar basittir. İnsan zayıf yaratılmıştır. Mutlaka ve mutlaka birinin kuludur. Yok ya bu kimsenin kuludur derseniz bu gülünç olur. Bu aynen şuna benzer. Belki bazıları kızabilir de. Diyelim ki sizinle yaylada dolaşırken bir koyun gördük. Bu ne bu? Hocam bunun sahibi yok. Bu koyunun mutlaka ve mutlaka bir sahibi vardır. Bu sahipsiz demek gülünç bir olay olduğu gibi bir insan da yani bu kimsenin kulu değildir demek de bu kadar gülünç bir olaydır.